Selam dostlarım hepinize kucak dolu sevgiler kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar uzun zamandır bana sorduğunuz yeni çıkan K50 Gaming şu anda elimizde arkadaşlar diğer adıyla Poco F4 GT yani Avrupa adıyla Poco F4 GT Çin adıyla K50 Gaming arkadaşlar K50 Gaming ile Poco F4 e, GT'nin özellikleri hemen hemen aynı, ona değineceğiz ama Şimdi, e, bildiğiniz gibi daha önceki videolarımızda K40 Gaming'i e, incelemiştik ve 90 FPS olmasından mütevellit bayağı bir sevmiştiniz, bayağı bir e, izlenmişti o video. E, dedim ki K50 Gaming de elimize geçmişken kesinlikle incelememiz lazım. Çünkü neden? Şu anda çıkmış en güçlü işlemci bu cihaz arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden tasarımsal olarak bir başlayalım. Bu arada videoya like atmayı unutmayın. E, i̇nceleme videolarımızın devamı için. Şimdi arkadaşlar tasarımsal olarak e, dikdörtgen tasarıma geçildiğini burada zaten görüyorsunuz. Gayet hoş bir tasarım olmuş. Hemen e, soldan başlayalım abi. E, sim kart girişimiz var. Ses açma kapatma tuşumuz var. Mikrofonumuz burada mevcut. Arka tarafa baktığımız zaman da burada e, JBL ses sisteminin olduğunu zaten bize söylüyor. Mikrofon ve Type-C girişimiz ve hoparlörümüz var. Gerçekten hoparlör girişleri de büyük abi. Şöyle sağ kısma baktığımız zaman ise arkadaşlar her zamanki gibi buraya K40 Gaming'de de olduğu gibi çentikler gelmiş. Çentikler ne işe yarıyor zaten oyunda göstereceğiz. Dört parmak oynamayı kolaylaştıran bir çentikler. Ve kaybolan ve açılan çentikler bunlar arkadaşlar. K40 Gaming'de de biliyorsunuz. Ve açma kapatma yani parmak izi sensörü de hemen yanında böyle gördüğünüz üzere. Hemen şöyle arka kısma geldiğimiz zaman arkadaşlar telefonun arkasını bir kere çok beğendiğimi söyleyebilirim. Redmi yazısını görüyorsunuz. Ama e, global olduğu için şu anda içinde mesela Poco F4 GT... E, Rum yüklü yani yazılımsal olarak. Poco F4 GT gibi gözüküyor ama halbuki bu Redmi K50 Gaming yani Çin'de satılan bir model olduğu için arkadaşlar daha ucuz diyebiliriz. Yurt dışı bir telefon. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar arkada 64 megapiksel bir kamerayı görüyorsunuz. 3 tane kamera 64 megapiksel. Orta bir kamera arkadaşlar. 11T ile karşılaştırdım. Hemen hemen aynı diyebiliriz tasarımsal olarak gerçekten yani parmak izi tutmaz bir kaplama olduğunu söyleyebiliriz. Şimşek flaşı da mevcut. Yani ben e, tasarımsal olarak 10 üzerinden e, 9 verebilirim diyebilirim yani. Şöyle üst tarafa baktığımız zaman yine hoparlör, mikrofon ve burada bir sensör var. Şöyle e, bak baktığımız zaman gerçekten premium bir his verdiğini söyleyebiliriz. Gelelim arkadaşlar ekran kısmına. Şimdi bu canavarın ekranı arkadaşlar OLED bir ekran. Şimdi Poco F4 GT ile arasındaki tek fark da zaten ekranın OLED olması. Başka herhangi bir fark yok ama ekran özelliklerine bakacak olursak Poco F4 GT ile ekran özellikleri tamamen aynı. Poco F4 GT AMOLED'miş. Bu sadece OLED diye geçiyor. Diğer kalan bütün özellikler aynı gözüküyor kağıt üstünde. Yanlış biliyorsam da düzeltin yorumlarda arkadaşlar. Ekran camımız yani bu gördüğünüz cam son çıkmış teknoloji olan Gorilla Glass Victus. Baya bir kaliteli bir cam mevcut onu da söyleyebilirim. Ekranda arkadaşlar HDR'dan tutun da bütün yani alabildiğince özellikleri koymuşlar. Şimdi onu da göstereceğim. Dedik ki OLED ekran 1080'e 2400 Full HD bir ekran arkadaşlar. Buradan telefon kısmına geldiğimiz zaman zaten göreceksiniz ki Cihazın adı ne yazıyor arkadaşlar? Poco F4 GT yazıyor. Çünkü e, Global ROM olduğu için mecbur onu yazmak zorunda. Yazılımsal olarak. Yüklediğimiz ROM budur arkadaşlar. MIUI 13.0.7 mevcutmuş. Tüm özelliklere geldiğimiz zaman 12 artı 3 olan modeliymiş bu arkadaşlar. Ve 256 12 256 olan modelimiz. Şimdi ekran kısmına daha detaylı bir değinelim. Ekran bir kere muazzam. Oyunda zaten bakacağız ama. K40'ın üstüne baya 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 koymuşlar abi. Hemen şuradan bir ekran kısmına geleyim arkadaşlar. Özellikle size bir göstereyim. Ekran kısmına geldiğimiz zaman buradan arkadaşlar yenileme hızına geldiğimiz zaman varsayalım dediğimiz zaman yenilemeyi kendi ayarlayan bir sistem koymuşlar. Yani gezinirken 120 Hz alıyor mesela. Oyunlarda 60 Hz alıyor. Kasan uygulamalarda 60 Hz alıyor. Yani otomatik ayarlıyor. Ama siz buradan özel yazıp ben ben istemiyorum abi 60 hzde dur. Ben istemiyorum 120 Hz'de dursun 120 Hz istiyorum ben. Dediğimiz zaman da zaten alabiliyorsunuz. Gel gelelim işin can alıcı kısmı nerede burada? Görüntü motorunda arkadaşlar. Mesela burada 4 adet özellik eklemişler. Bunu ilk defa ben bu K50 Gaming'de görüyorum. Süper çözünürlük, videoları geliştirin arkadaşlar. Video çözünürlüğü yükseltin yani izlerken. E. Bunu açtığımız zaman da işlemcinin güç tüketimi artar diyor. Şimdi e, görüntü geliştirme. Yine bakın nesneleri ve bitkileri, hayvanları daha da canlı yapabilecek bir özellik var. Oyunlarda olsun, videolarda olsun. HDR. Yine arkadaşlar e, daha aydınlık ve karanlık alanlarda detayları daha fazla ortaya çıkarmak için HDR efektleri kullanarak işleyin demiş. E, MMC zaten bilmeyen yoktur arkadaşlar. FPS'i daha da stabile edebilmek için kullandığımız bir özellik. Ve bunu açık olarak kullanıyoruz. oyunlarda da güzel bayağı işe yarıyor. Şimdi bu cihazda arkadaşlar 4700 miliamper bir batarya var dedik. Normalde 67 Watt şarj o aleti olması gerekirken bende 120 Watt arkadaşlar şarj aleti vermişler. Olsun güzel. Şimdi gelelim arkadaşlar dedik ki en güçlü işlemci var. Nedir bu abi? Snapdragon 8 Gen 1 arkadaşlar. Şu anda çıkmış en güçlü işlemci bu cihazda. 4 nanometrelik bu işlemci arkadaşlar. Ee, en az ısınan ve maksimum performansta çalışan şu anda tek işlemci diyebilir miyiz? diyebiliriz. Telefonun şöyle genel olarak başka ne gibi artısı var derseniz Wi-Fi 6'sı var. Çift hoparlör var. Type-C olduğunu zaten söyledik. Jiroskop olduğunu zaten söyledik. Ee, telefonun arkası komple arkadaşlar buhar odası, soğutma sistemi mevcut. Dahili likit soğutma sistemi mevcut. Soğutmaya baya 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 önem verilmiş bir cihaz. Onu bir kere söyleyeyim. Ee, suya, toza karşı dayanıklılık var mı diye sorarsanız herhangi bir bilgi göremiyorum. Büyük ihtimal yok çünkü bu bir oyuncu telefonu. Şimdi arkadaşlar oyuncu telefonlarına e, yanlış bilinen gerçeği bir açıklayayım. Şimdi bu bir oyuncu telefonu ve pahalı bir telefon olduğu için bu telefon da arkadaşlar kameranın e, optik görüntü sabitleyici olsun, şöyle olsun, böyle olsun yani beklemek biraz saçma. Çünkü bu oyuncu telefonu arkadaşlar. Kamerası da iyi olsun, işlemcisi de iyi olsun derseniz zaten öyle bir şey <laughs> maalesef bu fiyatlara zaten olmaz. Biz oyuncu telefonu inceliyoruz ve oyuna göre ben arkadaşlar fikirlerimi söylüyorum. Yani genel olarak bir inceleme yapmıyorum. Onu da bir kere söyleyeyim. Sadece oyun olarak düşünüyorum ben telefon. Elimdeki telefon oyun cihazı. Yani kamera ve sosyal medya için alacağınız telefonlar bu telefonlar değil. Bu telefonlar oyun telefonu. Bazı arkadaşlar Xiaomi'nin e, kamerası çöp abi ya bu telefonları kullanırım ya falan diyorlar. Arkadaşlar e, gidip de oyunlarda FPS'i doğru düz dürüst, dürüst veremeyen e, çöpten de beter çöplük Samsung'u kullanmak istemiyorum. Çünkü biz bir oyuncuyuz. Ama kamera kısmına geldiğimiz zaman burada Samsung tabii ki de öne geçiyor. Bunu söyleyeyim. Yani bu telefon fotoğraf çekin. <laughs> Gidin de sosyal medyada gezin diye yapılmadı bu telefon normalde oyuncu telefonu Ama Ekran olsun kamera olsun Gayet e, Yeterli ve tatminkar olmuş bana sorarsanız Çünkü ben doğruya doğru yanlışa yanlış demekle mükellefim çünkü herhangi bir sponsorlu bir video değil e, Grafiklere geldiğimiz zaman burada Akıcı ve aşırı zaten görüyorsunuz telefon yeni çıktı ve işlemci de yeni çıktığı için 90 FPS'miz şu anda Aktif değil ama dengeli HD, HDR'a kadar arkadaşlar 60 FPS'i de destekliyor ve Ultra HD'ye geldiğimiz zaman da bakalım Ultra HD'yi şu an indiriyor gözüküyor. O indirene kadar ben de hemen FPS sayacını açayım. Ee, bu arada telefonumuz 60 FPS desteklemesine rağmen biz tabii ki de 90 FPS gireceğiz. Testimizde 90 FPS test yapacağız çünkü önemli olan bu telefonlarda 90 FPS abi 60 FPS zaten herkeste var artık. 90 FPS oynamak istiyoruz. Bu arada nasıl yapılır e, soracaksınız. Sağ üstte koyuyorum. 90 fps nasıl yaptığımı e, hile falan değil. E, sadece e, Mi 11T'nin ayarlarına attım arkadaşlar. Mi 11T 90 FPS olduğu için direkt buna da 90 FPS geliyor zaten. Gördüğünüz üzere 90 FPS'imiz aktif. Ultra HD hala mı indiriyor gözüküyor? Evet hala indiriyor gözüküyor. E, ona lo şeyden sonra bir daha bakalım. Şu anda akıcı ve aşırı ayarlardayız ama FPS'imizi görüyorsunuz arkadaşlar. 90 FPS. Şimdi Game Turbo'yu buradan çektik abi. Şimdi bize e, burada bakın e, diğer telefonda olmayan açılır tetikleyiciler geliyor arkadaşlar. Bunu da grafikler e, kontrol kısmına gelip e, butonlara gelip bunu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bunu çektim. Tetikleyici ayarla dedim arkadaşlar. Bakın burada e, zaten L falan diye çıktı bakın. Bu L'yi yapılan tetikleyici açın. Açmamışız. Bakın açın diyor. <laughs> Şimdi açalım abi. Tuşlarımızı açtık. Şu üstteki tuşları açtık. Şimdi bunu kuracağız diyor arkadaşlar. Evet, ee, kuralı nasıl kuracağız? Ne diyor? R, R hangisi oluyor? İşte, mesela R'yi şuna koyalım, kaydet diyelim. L'yi de şuna koyalım. Bakalım doğru mu koymuşuz? Kaydet diyelim arkadaşlar. Bitti diyelim ve oyunumuza gelelim. Şimdi tuşlara ayarladık. Oyunumuza bir giriş yapalım. Bakalım nasıl bir performans bizi bekliyor. Şimdi gördüğünüz üzere e, sıcaklığımız oyuna girdiğimiz zaman 36 derece RAM kullanımız da 5000 MB arkadaşlar. Gerçekten RAM'i yüksek telefon yüksek RAM kullanıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şimdi bakalım doğru mu yaptık biz şu olayı? Evet doğru yapmışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ateş şu üste basma ateş ediyor. Buna basmadan dürbün açıyor. K50 Gaming'e nazaran bu butonlar arkadaşlar çok yumuşak olmuş ve güzel olmuş. Ben Kullanamamıştım ilk K4 e, Game 2 aldığım zaman Demiştim ki Ya acayip bu butonlar sert oynanmıyor demiştim ama Yani bunun gördüğünüz gibi Butonları bayağı bir yumuşak olmuş O yüzden sevdim arkadaşlar Dediğim gibi 4 parmak Oynamaya alışmak için şu butonlar Bence e, Ayrı bir özellik katmış mı katmış arkadaşlar Alıştıktan sonra zaten Buton değil de parmaklarınızı kullanırsanız Daha sizin için seri olacaktır Çünkü parmaklarınızın hassasiyetinin yerini hiçbir şey maalesef tutmaz. Şimdi şöyle ekrana bir hassasiyetine bakalım arkadaşlar. Zaten profesyonel bir oyun oynamayacağız ama eee boot testini yaparız 90 FPS olarak. Şu anda benim gördüğüm 85 90 FPS sabit bir şekilde zaten oynatabiliyor. E, bir de şuna değinelim. E, 90 FPS e, 13 Pro Max bile 90 FPS arkadaşlar sabit vermez. Bu oyunla alakalı bir şey. Şu anda oyun PUBG Mobile sabit 90 FPS'i destekleyecek bir oyun. E, altyapısı hazır değil o yüzden 70-80-90 o civarda yani dünyanın en güçlü işlemcisini de koysanız böyle yani o yüzden e, böyle sorunlar oluyor arkadaşlar onu bir kere söyleyeyim şimdi telefonun ekran kısmına gele gelecek olursak dedik ki OLED ekran var yani arkadaşlar ekran akıyor o kadar söyleyeyim 11T normal kendi kullandığım telefonum şu anda o videoyu çekiyor ee, ben de burada seslendiriyorum işte arkadaşlar. 11T'nin ekranından bir tık daha akıcı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü OLED bir ekran ve bütün özellikler düşünülmüş. Yani oyuncular için bütün özellikler düşünülmüş. Ne bir bırakma ne bir titreme jiroskopta herhangi bir sıkıntı. Ee, TDM'de görmedim arkadaşlar. Gerçekten beğendim yani. Yani söylemek e, gerekirse arkadaşlar cihaz e, parasını hak ediyor mu derseniz gerçekten hak ediyor. Şu anda ben kaç aldım abi? 10.000 TL'ye aldım. Tabi e-mail kayıtsız yurt dışı bir model olduğu için 10.000 TL aldık. Yoksa e, Poco F4 GT'nin şu anki piyasası 18.000 TL falan herhalde. Sıfır fiyatı. Birçok telefonda inceleme yaptım. Oynama fırsatı buldum. Ee, iPhone'lar dahil, iOS'lar dahil tek oynamadığım telefon 13 Pro Max diyebilirim. Ama eee XR olsun, X Max olsun, 11, iPhone 11 olsun, 11 Pro olsun. 12 de 12 de gördüm oynadım arkadaşlar. Hani incelemesini çekemesek de 12'yi de gördüm. Ee, şu anki K50 Gaming'in ekranından hiçbir farkı inanın bana yok arkadaşlar. Gerçekten ekran mükemmel olmuş. Yani şu anda dediğim gibi fazla bir şey yapmayalım hani. Ama arkadaşlar dediğim gibi ekranı bir kere çok beğendim abi. Yani Mi 11 t ekranından bile akıcı bir ekran olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten telefonu çok beğendim. Belki de bu telefona geçip de sürekli kullanabilirim. Çünkü telefonun arkadaşlar hem ekranı hem oyunadaki performansı olsun hem şekli şemali olsun gerçekten hoşuma gitti. Başka bir incelemede görüşmek üzere diyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.